76 milyon düğümlediniz biz böyle, tamam mı? Böyle kardeşlik olmaz. Böyle kardeşlik olmaz. Papazlara kardeşiz, diyalog. Müslümana bilmem yani kelime tak, olmaz öyle. Cemaat içinde 33 yıldır yer alan, Kenya, Mombasa'da Türk okulu açan ve İstanbul'da birçok dershanenin yapılmasını sağlayan iş adamı Mehmet Tanrısever, 17 Aralık operasyonuna bu sözlerle tepki gösterdi. Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatını yapımcı ve yönetmen olarak imza attığı Hür Adam filmiyle beyaz perdeye aktaran Tanrısever, Fethullah Gülen'e seslendi. Yurt dışında okulum da var, Mombasa'da. 2010 yılında açtım, 13 sene önce. Tem dershanesi var Beyoğlu'nda, 1991'de açtım. Bundan 3-5 sene önce hoca aradığı zaman dedi ki oranın müdürü abi 1000 talebe var, Allah razı olsun, burayı siz açmışsın. Bunlar tabii önemli, isim bile koydurmadım ben bunlara. Gerek de yok zaten. Eskiden hoca efendi mesela diyelim ki 100 kişinin içinde 80 kişi seviyorsa, muhabbeti varsa, şimdi yüzde kaça indi? 10'a indi. 10'a. Hatalılar yani, hatalarından vazgeçmeleri gerekiyor. Söylemlerinden. Hoca efendi nasıl şöyle bir aklı selim düşünsün, nereye geldi yani? Peygamberimizin böyle bir ahlakı mı vardı? Üstadın nasıl bir ahlak var Bediüzzaman'ın? Ne yapmak istiyorsun, değil mi? He? Ayıp olmuyor mu bunlar? Bunlar ayıp olmuyor mu yani? Sen, he? Sen kardeşini yıpratıyorsun. Bir eksiği varsa gider söylersin. Tayyip Bey'de mutsuz yaptınız. Kim kazandı bunda? İki tarafta mutsuz yani, değil mi? Güzel bir şey mi 15 gün? Ben de mutsuz olduğum için çağrışım yapıyorum, patlıyorum, bunları söylüyorum, özür dilemesi lazım diye. Operasyonun zamanlamasına dikkat çeken Tanrısever, Fethullah Gülen'e Türkiye'ye dön çağrısı yaptı. Tanrısever, Gülen'in büyük tepkilere neden olan bedduasını da eleştirdi. Buradan çıktı bütün felsefe. Dünya okulları, dünya hizmetleri yani. O zaman burada olmamız lazım. Ancak ne zaman hicret edilir? Onun şartları belli. Kur'an ahlakıyla düşman vardı, bilmem ne, sana baş. Öyle bir şey yok ya. Aksine özgürlükler, şimdi şu özgürlükleri görmeden, şu özgürlükleri görmeden ne konuşuyoruz ya? Böyle kabadayılıklarla falan da söylemlerle olmaz. O kadar varsa 10 sene önce niye konuşmuyordunuz? O 98'de Hoca Efendi niye kaçtı gitti oraya? Niye kaçtı gitti oraya? Yani o zaman niye bunları yapmıyordunuz? O zaman da bir sürü bankalar kapandı 12 sene önce, 2001'de. 40 tane banka kapandı. O zaman çıkarsaydınız bunları. Orada şu söylem güzel değildi. Evlerinize ateş düşsün. Yani ya tamam da benim bir suçum olabilir yani. Ki öyle de denmez hatta. Nereden biliyorsun suçlu? Ya bize de düşsün, size de düşsün. Yani evimde benim çocuğum da varsa, karım da varsa onların ne günahı var? Bunu ben, Hoca Efendi bunu sağlıklı yaptığını zannetmiyorum. Ulusal gazetelerde Ümit Varol Türkiye'm başlıklı bir ilan yayınlatarak hükümete destek veren Tanrısever, Başbakan Erdoğan'ın yolsuzluklara izin vermediği için hedef alındığı görüşünde. Haksızlık yapılıyor. AK Parti'ye, başta Tayyip Bey'e çok büyük haksızlık yapılıyor yani. Tayyip Bey harama el uzatmaz. Bir liralık benim gidim kendisi şahsına yap, hiç inanmadım. Ben de onunla Ümit Varol'un Türkiye'm gelecek daha güzel olacak diye, daha güzel olacak diye böyle bir ilan verdim.